Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere runlar hakkında yeniden bir rehber videosu çekme kararı aldım. E, çünkü çok fazla soran eden merak eden arkadaş oluyordu. Onlara yardımcı olabileceğini düşündüm. Şimdi e, önümüzde gördüğünüz gibi run sayfaları var. Bunlar e, oyunun bize stabil bir şekilde verdiği run sayfaları. 2-3-4-5 tane run sayfamız var birbirinden farklı olarak. Bunlar temel ürünler, oyuna başladığınızda siz hangi karakteri oynuyorsanız bu ürünleri oyun size otomatik olarak veriyor ama belli bir levele geldikten sonra oyun size kendi ürünlerinizi yapma imkanı sunuyor. Bu ürünler nedir? E, ne işe yarar? Ondan bahsedeyim öncelikle. Tabii bu bahsedeceğim şeyleri sizler biliyor olabilirsiniz. Bilen arkadaşlar e, belki ek detay bilgiler öğrenmek isterler. Belki eksik bildikleri şeyler vardır. E, onları eğer kendilerine çıkartabilirlerse ne mutlu bana ama eğer çok merak etmiyorsanız benim işime yaramaz zaten ben biliyorsanız diyorsanız da sıkıntı yok izlemeyebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar temel şeyler oyuna yeni başlayan veya oyunu oynayıp hala rünler hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar için anlatacağım şeyler olacak haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar rünler ne işe yarar? Rünler sizin oyun içerisinde gücünüzü erken oyunda veya geç oyunda arttırabilmenizi sağlayan şeylerdir. Bunlar e, temel olarak gözükmezler oyunda. Siz başlangıç ürününü oyun içerisinde daha etkin bir şekilde görürsünüz. Diğer ürünlere de e, oynadıkça, oyunda profesyonelleştikçe fark etmeye başlarsınız. Etkilerini o şekilde anlamaya başlarsınız. Ama yeni başlayan birisi Ürünleri temel olarak kavramadığı için ne işe yaradıklarını da bilmez. O yüzden ürün seçiminde çok fazla hata yapar. Bunun için benim sizlere tavsiyem ilk başta ürün sayfası dizmek zordur. Zaten oyun size bir 30-40 saniye veriyor. 30-40 saniye içerisinde hemen oynadığınız karaktere göre bir dizilimi yapmanız gerekiyor. Bu da zor olduğu için benim size bir tavsiyem var. Ben genel olarak bunu kullanıyorum. Videolarımda da zaten ee, genelde o siteden kaynak alıyorum. Pro build'e gidiyorsunuz. Kesinlikle sponsorum falan değil. Burada arkadaşlar profesyonel oyuncuların yaptıkları build'ler, kazandıkları, kaybettikleri, hangi eşyaları aldıkları, hangi ürün dizilimlerini tercih ettikleri hepsi yazar. Bütün profesyonel oyuncuları görebilirsiniz. İster buraya Faker yazın. Direkt gördüğünüz gibi Faker burada çıkacaktır. Rankına kadar yazar o kişinin. İsterseniz gidin buraya deyin işte ben Tarik oynayacağım. Tarik hakkında ürünler nedir bilmiyorum. Tarik yazıyorsunuz aratıyorsunuz arkadaşlar. Pro yani size. Burada mesela bu adam kazanmış. Hoyt. Casing kaybetmiş mesela. Kırmızı olanlar kaybetmiş. Yeşil olanlar kazanmış. Buradan bakabilirsiniz. Hangi siperlere, hangi ürünlere, hangi bootlere, hangi eşyalı neleri almışlar. Hepsini görebilirsiniz. Mesela Hoyt'e girelim. Artçı şoklu oynamış. Bakın ürün dizilimleri iki sayfasını da birden karşımıza gösteriyor. Geliyorsunuz tak 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 buradan seçiyorsunuz. Yeni ürün sayfası oluştur diyorsunuz. Bunu bilmeyen çok fazla arkadaş var. Bana soruyorlar mesela 11 tane ürün sayfam var mesela. Fold'un hesabında belki daha fazladır bilmiyorum kaç tane oluyordu. Nasıl bu kadar çok oluyor diye. Şurada bakın ürün sayfası satın alabiliyorsunuz. Mağazadan gidip e, mavi özle veya RP ile satın alınabiliyor. Alıyorsunuz ama bence gerek yok. Oyun size zaten başta iki tane ürün sayfası veriyor. Sıfır. Bunları siz defalarca kez bozup yeniden yapabiliyorsunuz. Oyun içerisinde değiştirebiliyorsunuz. O yüzden de sıkıntı yaratmıyor bu durum. Ürün dizmek kolay. Buradan baktığınızda tak 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 diye geçirirsiniz. En azından hiçbir şey bilmiyorsanız dahi en çok hangi ürünle oynandığını görebilirsiniz. Oradan görüp siz de kafanıza yatan ürün dizilmeni yapıp oyuna girebilirsiniz. Hani burada artçı şok yerine işte farklı bir ürünle girmeniz çok bir şey değiştirmeyecektir ama yine de erken oyundaki avantajınızı kaybetmenize veya geç oyundaki avantajınızı kaybetmenize veya işte atıyorum siz bir nişancısınızdır bir nişancıya olmayacak bir ürünle girmenize sebep olabilir. O yüzden de mümkün mertebe doğru ürünlerle girmeye özen gösterir. Mesela bu iki arkadaş artçı şokla girmiş. Buradaki iki arkadaş e, gardiyanla girmiş. Hani ürün dizilimleri değişebiliyor gördüğünüz gibi. Farklılık, esneklik gösterebiliyor. O yüzden benim burada anlatacağım şeyler de aslına bakarsanız esnek şeyler. Hani ben atıyorum nişancıya saldırıya devam Tercihinde bulunun dedim diye nişancılar sadece saldırıya devamlı oynanmıyor. Veya işte atıyorum tank bir şampiyona siz hortlağın pençesiyle girdiniz diye tank şampiyonların hepsi hortlağın pençesiyle oynanmıyor. Her karakterin kendine özgü farklı ürün ilimleri olabiliyor. Bunu çeşitlendirmek size kalmış. Buna da meta deniyor zaten. Sizin yaptığınız bir ürün metaya girebilir. Genelde metayı zaten sizler oluşturursunuz. Oyuncular oluşturur bizler oluştururuz. O yüzden de e, meta yaratmak sizin elinizde ama olmayacak şeyleri, olmayacak günlerle denemeyin. Hani siz bir nişancıysanız sorgtan pençesiyle oyuna girmeyin, verim alamazsınız gibi gibi. Şimdi bunlardan bahsettim. Bunlar bilmeniz gereken temel şeylerdi. Hani e, boş şeyler değil. Bunlara önem gösterin lütfen. Dediğim gibi rünler sizin oyunu kazanmanızı çok büyük etki sağlarlar. Bir karakterin temel rün dizilimi her zaman aynıdır. Mesela Z yazacağım buraya. Rün dizilimi değişmeyen karakterlerdendir. Burada herkes de elektrik ver görürsünüz baştan aşağı. Bakın gördüğünüz gibi elektrik ver stabil, değişmez. Neden? Çünkü karakter bu rünle güçlü. En fazla verimi bu rünle alırsınız. Ama baktığınızda mesela bu adam ikinci ürün olarak isabet tercih etmiş. Bu adam ikinci ürün olarak güçlülük tercih etmiş. Birisi ilham tercih etmiş. İlk ürün sayfası stabil kalır. ikinci ürün sayfasını genelde oyuncular karşısındaki oyuncuya göre Esneklik gösterirler. Hatta ilk ürün sayfasında ilk gün sabit kalırken diğer ürünler bile farklılık gösterebilir. Aklınızda bulunsun. Şimdi ilk başta temel ürünlerden bahsedelim. Ardından kendimiz bir ürün sayfası oluşturalım. Onlardan bahsedelim. Bu videoda temel ürünler olsun. Çünkü çok uzar zaten video. Detaylıca bahsedersem ama. Bakalım zamanımıza bağlı. Tamamından da bahsederiz. Şöyle isabet ürün sayfasına bir geleyim. Bakın saldırıya devam ediyor. Rün. isabet ürünlerinde arkadaşlar Bunlar genelde menzilli karakterler veya uzun süreli dövüşen karakterler için tercih edilen dinlerdir. Genel olarak bu şekildedir. Hani illa bununla tercih ediliyor diye değil. Ama büyücü bir karaktere gidip de isabet ürün sayfasıyla girmezsiniz. Zaten büyücülük adı altında bir ürün sayfası var. Büyücü bir karaktere büyücülük ürünleriyle girmeniz veya anlık hasar ürünleriyle girmeniz daha verimli olur. Gelip de büyücü bir karaktere tank bir ürünle girmezsiniz. Veya bir nişancının güçlü olması gereken bir ürünle girmezsiniz. Veya bir nişancı karaktere tank rünlerle girmezsiniz. Niye? Nişancısınız. Devamlı hasar çıkartmak istersiniz. Rakibinizi hızlıca eritmek istersiniz. Olayınız budur. Veya bir suikastçısınızdır. Bir suikastçiye tank rünlerle girmezsiniz değil mi? Onun gibi düşünebilirsiniz. Burada da isabet rünleri uzun süreli savaşların etkili rünleridir. Mesela saldırıya devam rünü. Siz bir rakiple çatışma halindeyken rakibe 3 tane saldırı isabet ettirmeniz. Saldırıdan kastı otomatik vuruş falan. Ee, rakibi savunmasız hale getiriyormuş ve rakibin tüm kaynaklardan ilave hasar almasını sağlıyormuş. Bu tam nişancıya göre bir ürün. Çünkü siz e, rakibinizi 3 defa rahat bir şekilde hızlı hızlı vurabilirsiniz. Ama tank bir şampiyon rakibini hızlı bir şekilde 3 defa vuramaz mesela. Gibi gibi. Bundan örnek verebilirim sizlere. Bunun yanı sıra ölümcül temporunu bir şampiyona hasar verdikten sonra 1.5 saniye boyunca saldırı hızı sınırınızı aşmanızı sağlar. Mesela oyunda 2.50 diye bir saldırı hızı sınırı vardır arkadaşlar. Siz bu rünle girdiğinizde hangi eşyaları alırsanız alın. Bütün saldırı hızı eşyalarını alırsanız saldırı hızınız 4'lere kadar çıkabilir. Hatta maksimum kaç oluyor bilmiyorum. 4.5 falan herhalde. Yani yanlış bilgi de vermeyeyim. Saldırı hızı sınırınızı aşmanızı sağlar. Ama mesela siz bu rünle girmediniz diyelim. Bütün saldırı hızı eşyalarını alsanız dahi saldırı hızınız 2.50'de sabit kalır. Artmaz artmadığı için de verim alamazsınız bir üründen. Haberiniz olsun yani farklı bir üründen. Mesela Master E'ye bu ürün tercih edilir. Mesela diyorum. E, tercih edilmesinin sebebi saldırı hızı sınırını aşmaktır. Master'ın saldırı hızı arttıkça biliyorsunuz e, pasif tetiklenir. Yani her iki vuruşta Pardon her bir vuruşta iki tane vuruş birden yaparsınız Daha fazla otomatik vuruş yaptıkça pasifiniz hızlı bir şekilde gelir Sürekli iki vuruş yapar 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 yapa Rakibinizi eritebilirsiniz mesela örneğin Veya işte Varus'a bunu tercih edebilirsiniz neden Varus'a genelde saldırı hızı eşyaları tercih edilir saldırı hızı sınırı aşması istenir Çünkü rakibi hızlı hızlı hasarını vermek ister O yüzden de çok etkili bir ürün olur Mesela Ayağa çabuk ürününe gelecek olursak saldırmak veya hareket etmek e Direkt saldırmak veya hareket etmek dediğinde aklınıza kır is parçacığı gelsin. Böyle bir eşya var oynayabiliyorsunuz. O eşya 102'ye ulaştığında bir sonraki e, otomatik vuruşunuzun rakibe ilave büyü hasarı vermesini sağlar mesela. Ayağı çabukluğun da buna benziyor. 102'ye ulaştığınızda rakibe saldırarak veya hareket ederek bir sonraki saldırınızın sizi iyileştirmesini ve bunun yanı sıra sizin hareket hızı kazanmanızı sağlar. Bunu da genelde Caitlyn'e tercih ederler. Neden? Ketlin zaten hareketli bir şampiyon. Sürekli vuran bir şampiyon. rakibi de kovalaması zor. Birazcık hantal kalıyor ama menzilinden kazanıyor. Siz rahat bir şekilde yüz yükü ulaştığınız için hareket hızı kazanıp aynı zamanda koridorda da kendinizi iyileştirmek sizin için avantajlı olacaktır. O yüzden ayağa çabukla girersiniz. Vurun sayfasında şu an için metada en değerli ürün yenilmez ürünü. Bunu nişancıya tercih etmezsiniz. Neden diyecek olursanız ya öncesinde tercih ediliyordu ama artık tercih edilmiyor. Nerflendi menzilli karakterler için. Rakip şampiyonlara saldırdığınızda değişen yani kuvvet yükleri kazanıyorsunuz. 10 ulaştığınızda, bakın 10 defa rakip şampiyonuna saldırdığınızda yani. Şampiyonlara verdiğin hasarın bir bölümünü gerçek hasara çeviriyorsun. Gerçek hasar nedir diye merak eden arkadaşlar için. Rakipte armor veya büyü direnci ne olursa olsun. Gerçek hasar armor veya büyü direncini saymadan rakibe vurduğunuz Doğrudan hasardır. Yenilmez ürün de bunu sağlıyor size. Rakip şampiyonlara hasarınızın belli bir kısmını gerçek hasar olarak vermenizi sağlıyor atıyorum. 100 hasar vuruyorsunuz. 90'ını 90 diye rakibe vuruyorsunuz. 10 hasarı da rakibin zırhı veya büyü direnci neyse ona göre azaltarak vuruyor. Anladınız mı? Olay bu. Bir bölümünü gerçek hasara çeviriyor ve aynı miktarda da sizi iyileştiriyor. Bu ne demek? Ben uzun süreli savaşlarda kalan bir karakterim. Ben sürekli rakibe vuracağım. Çatışma halinde olacağım çatışma halindeyken hem canımı yenilemek istiyorum hem de rakibe gerçek hasar vurabilmek istiyorum. Çünkü ben bir düellojik karakterim. Düellojik karakterler için şu an en idareli bu. Menzilli karakterlere tercih edilmemesinin sebebi ise menzilli karakterlerde artık bir rünün etkisinin azaltılmış olması. Bu da metadır mesela. Bu rün çok güçlüydü menzilli karakterler için. Oyun dedi ki biz buna bir dengeleme yapacağız. Çok kuvvetli. Bunu bir düşürelim. Böyle bir nerf tercihinde bulundular ve eşyanın rünün gücünü azalttılar. Gelelim buradaki üç ürünlere. Şöyle teker teker göstereyim. İsabet ürün sayfasından bahsediyorum şu an. Bakın isabet ürünleri bu kadardır. Ekstra ürünler yoktur haberiniz olsun. Yani isabette bu kadar. Büyücülükte mesela iki tanesini gösteriyor ama totalde onda da dört tane var. İşte azim deve geliyorsunuz onda da dört tane var. İlhamda da dört tane var. Ama ikinci ürün sayfası olarak seçtiğiniz bir ürün sayfası her zaman iki tane size seçenek sunar. İlk ürün sayfası 4 tane, ikinci ürün sayfası 2 tane. Bunu unutmayın. Şu kısımdan da bahsedeceğim bu arada. Gelelim şifa taşkına. Aldığınız fazlalık iyileştirme bir kalkana dönüşür. Bunu ne zaman tercih edersiniz? Siz kendinizi iyileştirebilen bir karaktersiniz veya yanınızda sizi iyileştirebilen bir karakter var. Mesela yanınızda Soraka var. Siz Jinx'siniz. Sizin gidip burada zafer veya pratik zeka almanıza gerek yok. Yanınızda Soraka gibi bir karakter varsa, sizi sürekli iyileştirebilen bir karakterse, siz kanat somuş alacaksanız veya atıyorum minimum kendinizi iyileştirebilecek eşyalar alacaksınız. Şifa taşkını alıyorsunuz. Canınız doldu ya. Can dolduktan sonra fazlalık iyileştirme kalkana dönüşüyor. Düşünün üzerinizde bir de kalkan oluyor. Pasif olarak sanki e, daha ejderinin etkisini almışsınız gibi, daha ruhunu almışsınız gibi üzerinizde bir kalkan oluşuyor. Bu koridor aşamasında rakipten gelecek direkt 1 2 otomatik vuruşu hiç saymak demek. Yani 1 2 otomatik vuruş yemeden koridorda rahat rahat takılabileceksiniz demek. O yüzden ideal bir üründür. İlginiz olsun. Ama dediğim gibi her zaman tercih edilmez. Yanınıza atıyorum bir trash geldiyse tercih etmenizin bir manası yok. Zafer gününe gelecek olursak alt etmeler yani rakibi katletmeler eksik canınızın %12 kadarını yeniliyor. Ve bunun yanı sıra fazladan 20 altın kazandırıyor. Düşük rakam gibi gözükebilir 26, altın. Ama burada 20 altından ziyade önemli olan şey canınızın %12'sini iyileştirmesi. Tutuştur yediniz. Ama o anda da rakibi kestiniz. Tutuştur öleceksiniz. Çat diye vurun sizin toplam canınızın eksik canınızın yüzde 12'si kadarın yeni dediği için bir anda tutuşturan etkilenmiyorsunuz canınız doluyor tık diye belli miktar ve hayatta kalıyorsunuz Bu ürün kritik bir üründür genelde bu tercih edilir genel olarak söylüyorum bakın canınızın belli miktarını toparlayabildiği için kuvvetle tavsiye ederim pratik zeka şampiyon alt ettiğinizde yine mana veya enerjinin belli bir kısmı yenilir ve bu niteliklerin azami miktarları Artar. Bunun enerji yenilenmesi falan güzelce eklendi. Ee, bunun olması da çok işlevsel oldu. Önceden gün e, sizin ultinizin bekleme süresini de azaltıyordu. Şimdi onu kaldırdılar. Artık direkt bir birimi katlettiniz. Birimden kastım şampiyon, minyon falan değil. Bana veya enerjinin belli bir kısmının yenilemesi bile sizin işinizi çok kolaylaştırabilir. Atıyorum rise oynuyorsunuzdur. Sizin bu e, yenilemeye ihtiyacınız vardır. Çünkü sürekli yetenek spawnlıyorsunuzdur mesela. Ryzen'e örnek verdim ama şu an tercih edilmesi önemli değil. Örnek verdiğim için öyle. Bir anda sizin mananızın belli bir miktarını yeniler. işinize yarar. Veya Akali oynuyorsunuzdur. Mesela Akali için şu an çok etkili bir ürün. Sürekli enerji kullanan bir karakter. Yani enerjiye çok ihtiyaç duyan bir karakter. Hem de bu niteliklerin azami miktarını da arttırdığı için otomatik olarak sürekli enerji yeni diyebilen kuvvetli bir karakter haline geliyorsunuz. Çatışmada birim katletmek sizi güçlendiriyor. Bu sayfada bu şekildeydi. Siz de bir kapatalım. Gelelim e, kritik olan rakip kestikçe güçlenen bir diğer cümlere. Çeviklik gücü rakip alt etmek kalıcı saldırı hızı sağlıyor. Bu 5 defaya kadar stekleniyor. Diğerleri de aynı şekilde 5 defaya kadar stekleniyor. 5'ten fazla olmuyor. Size belli bir saldırı hızında artış kazanıyor. Bakın burada yazar üzerinize üzerine geldiğinizde. %3 saldırı ve efsane yükü başına fazladan %1.5 saldırı hızı. İlk başta size %3 saldırı hızını veriyor. Rakibi katlediyorsunuz %4.5 oluyor. Bir rakip daha katlediyorsunuz %6 oluyor. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Ama e, bakın en fazla 10 yükü kadar geliyormuş bu arada. 5 değilmiş özür diliyorum yanlış bilgilendirme için bunu istekleyip devam edebiliyorsunuz nişancılar için temel şeydir bu saldırısına ihtiyaç duyan nişancılar için veya sadece nişancı demeyeyim e, Siz de bir karaktersiniz master iyisiniz saldırısına ihtiyacınız var Hani gidip de bize de almazsınız mesela bu saldırısına ihtiyaç duyan bir karakter değil saldırınızı katlıyor rakip katlettikçe. sıvışma rünü bunu da e, sıvışmanın ne olduğunu soran arkadaşlar da var onu burada gösteremiyorum şu tarafta gösterebilsek iyi olurdu kendimiz ürün sayfası yaptığımızda gösteririz bu da sizi sıvışma sağlıyor. Sıvışma arkadaşlar atıyorum bir kitle kontrolü var. Size 20 saniye etki edecek. Siz size sıvışma olduğunda atıyorum 10 saniye kitle kontrolü yediniz. %20'si e, %20 sıvışma var sizde. Bunun sadece 8'ini yiyorsun. Yani 8 saniye kitle kontrolünde kalıyorsunuz. Bu gibi bir etkisi var. Aklınızda bu şekilde kalsın. Sıvışmayı da yine rakip katlattıkça arttırabiliyorsunuz İşte maksimum %20 iken %40'lara %50'lere %50 sıvışmaya ulaşıyorsunuz mesela 10 saniye değil de 5 saniye sersemletme yiyorsunuz mesela o da bu işe yarıyor arkadaşlar ve bunlar kalıcı haberiniz olsun. Efsane karını bu da e e rakipleri alt etmek kalıcı can çalma sağlıyor. Diğer efsane ürünlerine kıyasla oyunun erken safhalarında artık daha zayıf ileri safhalarında ise daha güçlü bir ürün haline gelmiş da mesela Jhin oynuyorsunuz, nişancısınız. Sizin saldırı hızına ihtiyacınız yok. Sizin bu noktada ihtiyacınız olan şey can barınızı hızlı doldurmak. Çünkü siz anlık çok fazla hasar veren bir karaktersiniz. Saldırı gücü çok fazla olan bir karaktersiniz. Hasarınıza göre de iyileşeceğiniz için bu rün sizin adınıza çok ideal bir tercih. Can barınızı rahat bir şekilde doldurabiliyorsunuz bu rün sayesinde. Gelecek olursak bu üçlü arkadaşa. Son darbe canı oz olan şampiyonlara daha fazla hasar vermenizi sağlar. Bunu genelde nişancılar tercih eder veya işte e, siz takaslarda daha fazla hasar vermek istersiniz birimlerin canı azaldığında. İşte atıyorum rakibin canı %40'ın altına düşünce bu ürün tetiklenir ve sizin işte normalde 100-100 vuruyorsanız bu adama 120-120 vurmanızı sağlar. Bu gibi bir etkisi vardır. Birçok devir işte ürünü azami can seninkinden yüksek olan şampiyonlara daha fazla vurmasını sağlıyormuş. Bu da ne demek? Karşıda tank şampiyon var. İşte Garen var. Can arttıracak. Mundo var. Can arttıracak. Bu karakterlerin Azemi canı sizden yüksek olacağı için onlara 100-100 değil de 120-120 veya 130-130 vurmanızı sağlayacaktır. Son direnişte sizin canınız asker rakiplere fazla vurmanızı sağlar. Atıyorum canınız %60'ın altındadır. Burun tetiklenir. Siz rakibe 100, -100 değil de 120-120 vurmaya başlarsınız. Bu da sizin can barınıza göre etki edeceğiniz bir ürün arkadaşlar. Bunun yanı sıra büyücülük kısmına geçmeyeyim. E, i̇sabet sayfasına değil de büyücülük kısmına geçip büyücülükten bahsedelim. Dört ürününü de görmüş olun büyücülükteki. Gelelim. Bu da arkadaşlar adı üstünde büyücü karakterler için tercih edilen bir ürün. Siz gidip treşe bir büyücü olmadığı için büyücülük ürünüyle girmezsiniz. Veya siz gidip bir nişancıya büyücülük ürünüyle girmezsiniz. Adı üstünde büyücüler için veya bir düeloji karakteri büyücülük ürünüyle girmezsiniz. Ama istisnai durumlar var. Onlardan da bahsedeceğim. Ayrıdan bahsedelim. Ayrı arkadaşlar siz rakibe otomatik vuruş yaptığınızda veya bir yetenek vuruşu yaptığınızda ayrı diye kurt artık neye benziyor tilki mi değişik bir yaratık. Bu gider rakibe vurur. Siz normalde yüz vuruyorsunuz. Ayrı gider görürsünüz onun gidişinde. 20 diye tak o vurur. Ardından bu ayrı rakibe vurduktan sonra size geri döner. Bu geri dönüş süresinde ayrı tekrar tetiklenmez ama sizin üzerinize geldikten sonra siz tekrar o adama vurursunuz peşinden gider ayrı de vurur. Bu saldırı için bir de bunun savunma kısmı var arkadaşlar. Siz kendinize veya bir takım arkadaşınıza Kalkan verdiniz veya iyileştirme yaptınız. Atıyorum buna Morgana'nın e'si diyelim mesela. Takım arkadaşınıza bastınız e yeteneğinizi. Kalkan attığınız için bu ayeri gider takım arkadaşınızın yanına. Otomatik olarak ona belli miktarda kalkan ilavesi kazandırır. Ardından o kalkan bitince ayeri size tekrar geri döner. Eğer ayeri size geri dönmemişse tetikleyemezsiniz. Kendi üzerinize kullandığınızda da bu geçerli. Aynı şekilde haberiniz olsun. Bunun olayı budur. Bunda e, iyileştiren veya işte kalkan veren şampiyonlarda tercih edebilirsiniz. Veya üst koridorda e, rakiple yakın menzilli sürekli uzaktan dürtebilerek çatışan karakterler. Mesela nedir? Timo'dur. İşte mesela nedir? Cannon'dır veya Jace'dir. Bunlara tercih edilebiliyor bu Tabi son zamanlarda pek fazla tercih edildiklerini söyleyemem ama çok etkili. Mesela Teemo'ya aldığınızda ne yapıyorsunuz Ayeri'yi? Rakip sürekli zehir tetiklendiği için Ayeri adamın da üzerinde sürekli adama Ayeri hasar veriyor. Mesela örnek olarak bunu verebilirim sihirli Yıldız'a gelecek olursak arkadaşlar adı üstünde sihirli Yıldız da büyücülerin tercih ettiği bir ürün bir şampiyonu yetenek isabet ettirmek ona doğru hasar verici bir metal fırlatır benzer ama kalkan etkilerinde tetiklenmez ve bunun Ayrıdan tek farkı sadece yeteneklerle tetikleniyor olması ayrı otomatik vuruşlarla da tetikleniyor ama bugün sadece yeteneklerle birlikte tetikleniyor arkadaşlar siz atıyorum Zerat oynuyorsunuz. Q yeteneğinizle bastınız, benzeri geldiğiniz rakibi vurdunuz. Peşinden yukarıdan meteor düşer ama rakibe vurmanız önemli. Rakibe değmediyse meteor gelmez. Çat diye rakibin olduğu yere böyle bir dairesel şekilde meteor düşer. Eğer yani rakip o alan içerisindeyse hasarı yer. Böyle bir olayı var meteorun. Aklınızda bulunsun. Büyücülere tercih ediliyor ama e, jine de tercih edildiği oldu. Mesela örnek vermek gerekirse jin bir nişancı. Neden tercih edildi? Q yeteneği büyü hasarı da verdiği için e, seker 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 dördüncü mermi veya işte artık ilk merminiz Q'yu attınız bir de peşinden meteor düşer ilave hasar verirsiniz. Rakibi dürtmek için genelde seal yıldız tercih edildiği de oluyor haberiniz olsun. Yani supportlar bile tercih edebiliyor rakibi dürtmek için çok ideal bir ürün çünkü. Süratçı ölçüsü bir rakip şampiyona 3 farklı saldırı veya yetenek isabet ettirdiğinde anlık bir hareket hızı artışı kazanmanızı sağlıyor. Vladimir için çok ideal bir ürün arkadaşlar. Mesela niye? Siz rakibe çok rahat bir şekilde 3 tane yetenek isabet ettirebiliyorsunuz. Ve Vladimir'in rakibi kovalaması gerekiyor. Çatışmada kalması gerekiyor. Can toplayabilmesi ve sürekli olarak rakibi hasar çıkartabilmesi gerekiyor. Bu noktada sürat coşkusuna ihtiyacı var. Hantal kalmaması lazım. Mesafeyi kapatabilmesi lazım. O yüzden bu ürün tercih edilir. Veya bir Ryza rakibi sürekli kovalamak istersiniz. Yetenekleri de sık kullanılabilen bir karakter olduğu için çok idealdir işinizi görür. Hem rakip yetenekleri doğuş diyebilirsiniz. Hem gibi daha çok yetenek tutturabilirsiniz hareketli olduğunuz için. Bunlar temel ürünleriydi büyücülük sayfasının. Ardından şuradaki ürünlerle devam edelim. Gelelim soğuran küreye. Soğuran küre büyü hasarıyla canın çok azaldığında büyü hasarına yönelik bir kalkan kazanırsın. Bakın büyü hasarıyla otomatik hasarla demiyor. O yüzden büyü hasarıyla dediği için siz bu rünü karşınızda büyücü bir karakter varsa tercih etmelisiniz. Büyücü bir karakter yoksa bunu almanız o rünün tetiklenmesini sağlamaz. Ha karşıda Z var. Z size Q attı bir anda bu rün tetiklendi. O da bir büyü olarak sayıldığı için yetenekler büyü olarak sayıldığı için otomatik olarak tetiklenir. Ama büyü hasarı vurmadığı için Z o kalkandan değil sizin canınızdan gider. Ona dikkat edin. Haberiniz olsun. Rüne almış olabilirsiniz. O birden patlamış olabilir. Ama sizin canınızdan gitmiştir. Haberiniz olsun. Ürünün olayı bu. Böyle e, Veigar falan varsa çok idealdir. Bu kalkan tak diye çıkar. Veigar size kesinlikle tek atamaz bu kalkan olduğu için. Büyü hasarı olup tek atabilen karakterler varsa ideal bir üründür. Mana akışı yüzü çok değerli bir ürün. E, çok sevilen bir ürün. Çünkü artık biliyorsunuz mana pot oyundan kaldırıldı. Tabi belki aranızda yeni başlayanlar varsa mana potunun olduğu zamanları bilmiyorlardır. Mana akışı yüzü bu noktada büyücü şampiyonların temel ihtiyacı oldu. Bir rakip şampiyona yetenek isabet ettirmek azami mananı kalıcı olarak 25 arttırıyor. Ve en fazla 250 manaya kadar destekleyebiliyorsunuz. 250 manaya ulaştığınızda ise her 5 saniyede eksik mananızın %1'ini yeniliyor ürün. Böyle bir olaya sahip. Yine bot lane'de supportlar falan artık eşyalardan mana kazanamadığı için onlar da sıkıntı yaşıyor. Genelde böyle işte Nami'dir, sonra Nami, Sona'dır, işte Lulu'dur bu tarz şampiyonlar bu tercih ediyorlar. Bulut belerini, bu da e mesela Vladimir oynuyorsunuz. Mana akışı yüzüne ihtiyacınız yok. Soğuran küreye ihtiyacınız yok. E ne yapacağım ben? Buyurun efendim bulut pelerini. Sirdar büyüsü kullandıktan sonra birimlerin içinden geçmenize izin veren kısa süreli bir hareket hızı kazanırsın diyor. Bu sayede siz Sirdar büyüsü zaten kullanıyorsunuz. Vlad'sınız. Bir de size hareket hızı lazım. Buyurun işte size hareket hızı veren bir diğer ürün daha iki tane hareket hızı veren ürününüz oluyor. Bu sayede rakibi kovalamanız hiç de zor olmuyor. Gelelim üçüncü ürünlerine. Yücelik sayfasının. Yücelik 10. seviyeye ulaştığınızda %10'luk bekleme süresinde azalma kazanmanızı sağlıyor. Fazlalık bekleme süresinde azalma yetenek gücüne veya saldırı gücüne dönüşür diyor. Şuradan da üzerine gelip gösterelim. Bakın atıyorum sizde zaten %45 bekleme süresinde azalma oldu artık bekleme süresinde azalma eşyası. Almanıza rağmen bekleme süreniz daha fazla azalmıyor. İşte oradaki bekleme süresinde azalmada sağdır gücün veya yetenek gücüne dönüşüyor arkadaşlar. Sürate gelecek olursak üstündeki tüm hareket hızı ilaveleri %7 etkili hale gelir ve %1 hareket hızı kazanırsınız. Bu ne işe yarar? Mesela siz sorak oynuyorsunuz. Zaten aldığınız bütün eşyalar bekleme süresinde azalma eşyaları ve pasifiniz size hareket hızı veriyor. Takım arkadaşlarınızdan birisinin canı azaldığında. Bu rün sizin hareket hızınızı arttırmasını sağlıyor. Yüzde daha fazla hızlı koştuğunuzu düşün. Veya hekari E yeteneğine bastınız. E yeteneği size hareket hızı veriyor. Ghost'unuza bastınız. Ghost da hareket hızı veriyor. Bir de bunun üzerindeki tüm hareket hızı ilavelerini yüzde arttırıyor. Ve yüzde bir de hareket hızı kazandırıyor. Uçup gidiyorsunuz. Rakibi bir anda burst hasarınızı çıkartabiliyorsunuz. Gibi gibi örnek veriyor mutlak odak %70 can değerinin üzerindeyken ayrıca değişken hasar kazanmanızı sağlıyor. İşte yetenek gücü veya saldırı gücü anlamında demek istemiş. Rakibin değil de sizin can değeriniz burada önemli. Can barınız fazlaysa rakibe daha fazla hasar vereceğiniz anlamına geliyor. O yüzden de gene menzille karakter rakip şampiyonları dürtmek isteyen bir karakterse sıkıntı yaratmak sürekli hasar vermek isteyen bir karakterse mutlak odak rünü bu noktada etkili oluyor. Gelirim, büyücülüğün son rünlerine. Kızart benim çok sevdiğim, çok tercih ettiğim ve e, koridor aşamasını dürtmeyi çok fazla etkili hale getiren bir rün. Her 10 saniyede bir isabet eden, ilk hasar veren yeteneği şampiyonları ateşe verir. Ateşe verir demek yakar anlamında yani tutuştur etkisi anlamında. Bu etki ne? Bilmeyen arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Rakibin iyileştirme etkisini azaltır. Bu. Kızart, tutuştur veya işte ee, bunun gibi olan şeyler. Mesela Morello Monikon etkisi yaratır. Veya işte Cellad'ın çağrısı etkisi yaratır. Rakibin iyileştirme etkisini azaltır. Karşıda Soraka, Sona, Lulu, işte ee, Sona ne bileyim söyledim onu bilmiyorum. Bunun gibi iyileştirmeyi yapan şampiyonlara karşı özellikle siz support oynuyorsanız. Veya işte orta koridorda oynayan karşınıza Vladimir gelmiştir. Karşınıza Silas gelmiştir. Veya ne bileyim kendisini iyileştirebilen bir karakter gelmiştir. Ona karşı tercih edilebilecek bir ürün. Ardından suda yürüyen, nehirdeyken hareket hızı veya saldırı gücü veya yetenek gücü. Pardon, nehirdeyken hareket hızı ve saldırı gücü veya yetenek gücü. Saldırı gücü veya yetenek gücü. Hangi karakteri oynuyorsanız, AD oynuyorsanız, saldırı gücü, yetenek gücü oynuyorsanız, yetenek gücü buna oyun veriyor. Kazanırsınız diyor. Bu da ne işe yarar? Yine Hekarim oynarken çok ideal bir ürün. Bir ormancı için ideal bir ürün. Çünkü siz sürekli ormandasınız, nehirde geçiyorsunuz. Hareket hızına ihtiyacınız var. Daha hızlı bir şekilde hareket etmek istiyorsunuz. Ormanı daha hızlı dolaşmak istiyorsanız gayet ideal bir ürün. Yaklaşan fırtına bu da genelde oyunun geç dakikalarında güçlenmek isteyen karakterler için, büyücü karakterler için önemlidir. Oyun süresince artan gücü veya yetenek gücü kazanırsınız diyor. Bu da arkadaşlar her 10 dakikada bir olması lazım. Size saldırıcı ve yetenek gücü veriyor. Yani oyun uzadıkça rün de güçleniyor. Rise oynuyorsunuz. Erken oyunda güçlü değil. Ama bir anda Rise bir anda güç patlamasına erişiyor. Hem bu rünün etkisi var hem de Rise'in geç oyunda etkisinin gücünün artmasından kaynaklı bir durum arkadaşlar. Büyücülük rünleri de bu şekildeydi. Bu arada şunu belirteyim. E, videoda belirtmedi. Unuttum başta. Siz büyücülük rünüyle girdiyseniz atıyorum biri büyücülük, biri hakimiyet, biri isabet yapamıyorsunuz. Büyücülük girdiyseniz bu sayfanın tamamı büyücülüktür. İsabet girdiyseniz bu sayfanın tamamı isabettir. Sadece siz sağ tarafta değişim yapabiliyorsunuz. Yeni bir rün sayfası yaptığınızda da gösteririm. Büyücülükten de bahsettik sizlere. Gelelim hakimiyete suikastçıların tercih ettiği ürün sayfasıdır Bu genel olarak hani ee, değişim gösterebilir ormancılar tercih eder ama ürünleri okuduğumda suikastçıların neden bunları tercih ettiğini daha iyi bir şekilde anlayacaksınız elektrik var burun sayfasındaki en çok bilinen en çok tercih edilen üründür bir rakip şampiyona 3 saniye içerisinde 3 farklı saldırı veya yetenek isabet ettirmeniz yani otomatik vuruş ve yeteneklerle tetikleniyor ilave değişken hasar vermenizi sağlıyor. Bir elektrik ver, yıldız gibi değil. Bir anda yani yukarıdan bir şey düşmez. Direkt çat diye hasar verirsiniz. Siz üçüncü vuruşu yapar yapmaz çat diye bir elektrik patlardaki rakibinizin üzerinde. Elektriklerin etkisi budur. değişken hasar demesinin olayı da saldırı gücü veya yetenek gücü hasar anlamında kullanılmış. Haberiniz olsun. Burada da gösteriyor. Bakın 30 ila 180 arasında hasar veriyor ve atıyorum 20 saniyede bir tetikleyebiliyorsunuz elektrikleri. Yırtıcı ürünü çizmelerine büyük miktarda hareket hızı ve bir sonraki saldırı veya yeteneğin ilave değişken hasar vermesini sağlayan bir aktif oluşturur. Arkadaşlar bu ürünü tetikleyebilmeniz için çizme almanız gerekiyor. Çizmeyi almadan bu üründen faydalanamıyorsunuz. Çizmeyi aldıktan sonra envanterinizdeki çizme eşyasının olduğu butona basıyorsunuz. Altta bir bar hızlı bir şekilde doluyor. Dolduktan sonra ilave hareket hızı kazanıyorsunuz. Rakibin üzerine doğru koşuyorsunuz. Ve rakibe yaptığınız ilk vuruş yetenek gücü veya saldırı gücü hasar vermenizi sağlıyor. Bu ürünü işte Skarner gibi hantal, Volibear gibi hantal veya işte bir aralar Hecarim e alınıyor da Hecarim gibi bir karakter için oldukça ideal. Üründür. Rakibi kovalamak, hızlıca etkisini gösterebilmek için çok çok ideal bir ürün. Warby'e dahi alınıyor. artan hareket hızıyla birlikte rakibi çok hızlı kovalayabiliyorsunuz. Genelde bu tarz şampiyonlar için tercih ediliyor. Yeniden bağlanmaya çalışıyormuşuz. Kara Asat. Düşük cana sahip şampiyonlara hasar vermek değişken hasar uygular ve hedeften bir ruh hasat eder. Burunun olayı arkadaşlar siz atıyorum rakibin cambarı %50'nin altına düştüğünde ona yaptığınız bir otomatik vuruş veya ona yaptığınız bir yetenek gücü vuruşu. Bakın rakibin canı %50'nin altına düşmeli. Kalkan falan önemli değil. İsterse üzerinde %100 kalkan versin. Ama canı %50'nin altındaysa otomatik olarak rakibe yaptığınız ilk vuruş hasar veya yetenek gücü size bir ruh kazandırır. Bu yükler de siz ne kadar ruh yükü kasarsanız, kara hasat yükü kasarsanız rakibe yaptığınız ilk hasarın daha fazla hasar vermesini sağlar. Bu da bu noktada çok fazla hasat toplamanın yani geç oyunda çok fazla kara hasatı olan bir karakterin size tek atabileceği anlamına gelir. Bu sayfasındaki en güçlü ründür ama en geç güçlenen ründür. Mesela sıfır kara hasat Size erken oyunda hiçbir şey kazandırmaz. Güçsüz olursunuz. Elektrik verli bir karakter geldi sizi patates eder. Ama siz karası toplayabilirseniz siz geç oyunda istediği ürün olsun rahat bir şekilde rakibinize çok fazla anlık hasar verebilirsiniz. Ama dikkat edin ilk vuruşunuz karası tetikler ikincisi değil. Keskin sağanak Rakip şampiyonlara karşı gerçekleştirdiğin ilk 3 saldırı için büyük miktarda saldırı hızı kazanırsınız. Bu da saldırı hızına erken oyunda ihtiyaç duyan veya çatışma halindeyken anlık saldırı hızına ihtiyaç duyan karakterler için tercih edilir. Son zamanlarda nişancılara tercih edilmiyor ama Kindred'a, Mastery'e, işte, e, bu tarz karakterleri tercih ediliyor. İlk üç vuruşlarının saldırı hızının fazla olması onların işini kolaylaştırdığı için. Bunlar da ana Arun, ürünlerde. Şimdi diğerlerine geçelim. Belden aşağı var burada arkadaşlar. Şöyle üstüne gelirsem. Niye gidiyorsun? Neyse. Söyleyeyim ben. Rakibe kitle kontrolü uyguladınız. Yavaşlatma veya sersemletme. Uyguladığınızda bu rün rakip şampiyonlara ilave gerçek hasar vermenizi sağlıyor. Sizde kitle kontrolü bulunan bir karakter vardır. Oynuyorsunuzdur. Aynı zamanda bu bir kasçıdır veya değildir. Bu aldığınızda kitle kontrolü yaptığınızda o rakibe gerçek hasar veriyorsunuz. Bunun yanı sıra Kanta dürünü. Bu da arkadaşlar e, sizin yeteneklerinizle bir şampiyon hasar verdiğinizde iyileşmenizi sağlar. Dediğim gibi e, oldukça etkilidir. E, özellikle çatışma halindeyken barınızı doldurmak sizin çok işinize yarar. Bunu yeteneklerle de doldurabildiğiniz için, otomatik vuruşlarla da doldurabildiğiniz için sizi güçlü bir hale getirecek ründür. Ani darbe, atılma, işte görünmezlik, sıçrama, ışınlanma gibi e, şeyler kullanıldıktan sonra size zırhleşme veya büyü nüfuzu kazandırır. İşte siz Twitch'siniz. Bu var sizde. Görünmez olduğunuz. Gittiniz bir anda büyü nüfuzu kazanıp rakibe rap 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 pardon. Ee, zırh zırhleşme kazanıp rakibe pat 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 vurabiliyorsunuz. Veya Evelyn'siniz. Bu rünü e alıyorsunuz. Görünmezsiniz zaten sürekli. Bakın bundan daha güzel fırsat olamaz. Gizli haldesiniz çünkü. Rakibe gittiğinizde daldığınızda gizli halden çıktıktan sonra çat diye büyü nüfusunu artış kazanıyorsunuz. Dediğim gibi sıçra kullandınız kazanıyorsunuz. İşte teleport attınız kullanıyorsunuz gibi gibi. Gelelim burun sayfasının diğer özelliklerine. Zombi totem bir rakip totemi alt etmek. Yani bir rakip totemi kırmak. Yerinde dost bir zombi totem çıkmasını sağlar. Bir canlık bir totem çıkar orada. Durur. Orada size görüş sağlar. Ortaya çıkan her zombi totem için kalıcı olarak saldırı gücü ve yetenek gücü kazanırsınız diyor. Yani siz ne kadar çok totem kırarsanız size o kadar yetenek gücü ve saldırı gücü geliyor. Bak ne güzel fırsat. Oyun size totem kes demiş. Totem kes sana saldırı gücü ve yetenek gücü vereyim. Ama maalesef burunu alıp totem kesmeyen, totem kırmayan veya gördüğü yerde totemleri kırmaktan vazgeçenler oluyor. Lütfen kıralım totemleri özellikle de burcunuz varsa. Olmasa da kırın. Hayalet Pro totemlerin süre aşımına uğradığında geride bir hayalet Pro burcu kırılıyor. Hayalet poro fark edildiğine kadar görüş sağlar. Fark edilene kadardan kastı şu. Mesela çalın içinde poro var. ototem totem kırıldı. Orada poro çıktı. Sizin o çalın içine girip. Yani rakip takım. Siz attınız o totemi. Sizin toteminiz kırıldı. Yerine poro çıktı. Rakip takımdan bir oyuncunun gidip o çalın içine girip o şekilde poroyu kovması lazım. Yoksa o poro orada kalmaya devam eder. Haberiniz olsun. Yine aynı şekilde çıkartılan her bir poro için saldırıcı veya yetenek gücü kazanırsınız. Göz yuvarı koleksiyonu. Şampiyonları alt ettiğinizde bu da Göz topluyorsunuz topladığın her göz yuvarı başına kalıcı olarak saldırı gücü veya yetenek gücü kazanırsın diyor Ayrıca koleksiyon tam bir ilave daha elde edersin diyor bakın 10 göz yuvarı toplamak Size fazladan değişken olarak 6 saldırı gücü ve 10 yetenek gücü kazandıracakmış Böyle bir olayı var arkadaşlar Gelelim Son sayfasına bunun Bunda da 4 tane var gördüğünüz gibi normalde bakın diğerlerinde 3'er tane bunda 4 tane var Aç göz avcı. Farklı alt etmeler yine farklı farklı alt etmelerden kastı şu. Siz gidip A kişisinden aldınız. E, tekrardan A kişisinden bunu alamıyorsunuz. Gidip B kişisinden almanız lazım. Bugün, o yüzden 5 kişiye kadar stekleniyor. E, hani dedim ya bir yerde 5 kişiden stekleniyor ama 10 tane çıktı diye. İşte bunlar da 5 kişiden stekleniyor. Farklı alt etmeler çünkü üzerinde yazıyor. Kalıcı olarak yeteneklerine hasar verdiğinde iyileşmeni sağlıyor. Bakın bu da otomatik vuruşlarla demiyor. Yeteneklerle iyileşmeni sağlar diyor. O yüzden yine Rise oynuyorsanız sürekli yetenek atan bir karakterseniz sizin için bulunmaz nimet. Usta avcı farklı alt etmeler kalıcı olarak aktife sahip eşyalar için bekleme süresinde azalma sağlar diyor. Totemlerde buna dahil diyor. Mesela siz roket kemer kullanıyorsunuz veya işte siz Zonya kullanıyorsunuz. Bu eşyaların bekleme süresini azaltıyor. Rakipleri alt, et, e, alt etmeniz. İnsafsız avcı farklı alt etmeler yine kalıcı olarak çatışma dışında hareket hızı sağlıyor. Bu da diğerlerinin hareket hızı ver, verenler versiyonu. Mükemmel avcı da yine farklı şampiyonları alt etmek ultinizin bekleme süresini kalıcı olarak azaltır diyor. Mesela siz kartuş oynuyorsunuz. Ultisinin bekleme süresi çok fazla. Ama siz birim katlettikçe farklı farklı. Rakip takımdaki 5 kişiyi katlettiğinizi düşünün. Her biri için bekleme süresini azalma kazanıyorsunuz. Ultinizi daha çabuk daha seri bir şekilde atabiliyorsunuz bu seride. Hakim Rune sayfasının olayı buydu. Bu arada videomuza bir bakalım. 36 dakika olmuş. Çok uzun olmuş. Ee, kalan diğer rünleri de bir sonraki videoda anlatayım. Zaten en değerli 3 tane run sayfasından bahsettik. Azim dev ve ebediğimiz kaldı. Ardından da biz kendimiz bir rün düzilimi oluştururuz. Oradan daha iyi bir şekilde gösteririm. Umarım faydalı olmuştur. Çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Video e, yorumunda mutlaka belirtin. Hani e, rehber serisinde hani okey mi başka burun dizilimlerini farklı şekillerde görmek ister misiniz? Veya bu rehber serisi bittikten sonra çekmemi istediğiniz başka rehber serisi de var mı dediğim gibi yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın devamını istiyorsanız like yorum atarak bana belirtebilirsiniz tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim